Bir yandan da burada biraz önce konuşmalar başlamışken bir not iletti arkadaşlar. Ankara'da TUSAŞ'ta Kahramankazan tesislerinde bir canlı bomba saldırısı ardından bir çatışma var. Şehit ve yaralılar var. Tabii olay çok yeni. Dikkatle takip ediyoruz. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran'ı, 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Biz bugün Diyarbakır'da, dün Ankara'da Türkiye'nin gündeminden terörün çıkmasını, şehitlerin çıkmasını, ananın nereli olursa olsun, Kürt de olsa, Türk de olsa, batıdan da doğudan da gözyaşının durmasını ve artık bu ülkede 86 milyonun barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşmasını, yoksulluktan kurtulmasını, gelecek endişesinden Kürt'ün de, Türk'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de gençlerinin kurtulmasının umudundayız. Tabii ki kolay olmayacak. Tabii ki demediğimiz sözleri söyleyecekler.